sevgili takipçilerimiz 3 nokta başlıyor. Bugün konuğumuz Meydan Mahallesi muhtar adayımız Duygu Demircan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Cafer Bey. Şimdi konuya girmeden önce şöyle bir hususta değinmek istiyorum. Programımız adına değineyim genel olarak. Son günlerde yaşadığımız bu terör örgütüyle yaşanan çatışmalar mı diyelim, verdiğimiz şehitler mi diyelim, tamamını ele aldığımızda çok üzülüyoruz. Ama nihayetinde vatanımızı savunan askerlerimize, şehitlerimize, yakınlarına buradan üzüntülerimizi dile getirelim. Bu vatan için bizler de can vermeye her zaman hazırız. Her birimiz bir Türk askeriyiz. Konuyu sana bırakayım Mahmut abi. Evet, yaralı askerlerimiz var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ailelere de sabırlar diliyorum. Versin. İnşallah böyle bir şeyle bir daha karşılaşmayız. Evet, amin inşallah. Duygu Demircan kimdir? Bir tanıyalım sizi. Tabii. Adım Duygu Demircan. Meydan Mahallesi muhtar adayım. Onu belirteyim. Evet. 1987 Çukurbağ köyünde doğdum. Ama babamın işinden dolayı Erdemli'de büyüdük. Okul hayatım Erdemli'de devam etti. İlkokul, ortaokul, lise. Üniversite mezunuyum. İşletme bölümü. Evlendikten sonra MUT'a yerleştim. Ama MUT'tan da hiç bağımızı koparmadık. Çünkü akrabalarımın hemen hemen hepsi MUT'ta yaşıyor. Hı. Yazları köyde, Çukurbağ'da, MUT'ta, kışları Erdemli'de devam ediyorduk. 2016 yılında evlendim ve MUT'a yerleştim, tamamen yerleştim. Üç çocuk annesiyim. 6 yaşında bir kızım var ve ikizlerim var, 14 aylık. İnşallah. Teşekkür ederim, amin inşallah. Evet. Öyle, ev hanımıyım şu an. Evet, şimdi Cafer Bey'e bırakacağım. O soruları verelim. Evet, Cafer Bey. Şimdi MUT Ajansı olarak biz bu seçimde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bayan adaylara özellikle önem veriyoruz ve misafir ediyoruz. Öncelikle programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle Allah yardımcınız olsun diyeyim. Amin, cümlemizin, bütün bayanların. Şimdi Duygu Hanım, evde çocuk bakıyorken böyle pasta börek yapıyorken, komşularla oturuyorken bu muhtar olma konusu nereden çıktı? Nasıl çıktı? Niye aday olmaya karar verdiniz? Oradan mı başlasak mı? Olur. Geçmiş dönemde de muhtarlığı düşündük aslında. Biz eşimle sürekli konuşuyorduk. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir cesaret olması gerekiyordu. Eşimin desteğiyle daha çok o cesaret bende oluştu diyebilirim. Ve insanlara yardım etmeyi, insanlara dokunmayı, böyle aktif sahada gezmeyi seviyorum. Hani bir ofiste oturup değil de sahada dolaşmayı, işte insanlarla sohbet ederek bir şeyler yapmayı, dertlerini paylaşmayı, dinlemeyi seviyorum. Neden olmasın dedik. Çocuk da engel değil diye düşünüyorum. Bir polis ya da öğretmen... Çocuk sorusunu birazdan soracağım. Ona yani. Geleceğim ama bizim daha önce sorduğumuz sorulardan birisi vardı. Böyle ekipte kimleri göreceğiz diye de herhalde eşinizi biz burada göreceğiz. Evet. İlk ismi sizden duymuş olacağız galiba. Böyle yani artık hayat müşterek diyoruz. Eşim de çocukları bakıyor, desteği oluyor ister istemez. Sıra çocuk bakma sırası onda. Ben sağda. Şimdi ben de tam o soruyu biraz daha açmak istiyorum. Üç çocuk annesisiniz. Evet. Yaşınız oldukça da genç. Teşekkür ederim. Kalkabilecek misiniz altında? Evet. Buna da inanıyorum yani. İnandığım için de başarabileceğime daha çok inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi arkanda eşim var. Evet. Ne dedin az önce? İşte eşimin fikriyle bu yola çıktım dedim. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Eş desteği çok önemli. Evet. Şimdi Duygu Hanım, Meydan Mahallesi'nin coğrafyası oldukça büyük. Evet. Çok da geniş. Yani herhalde seçmen sayısı da oldukça fazla galiba. 3000'e yakın seçmeni var. Şimdi bu heybeyi biz nasıl dolduracağız? Yani 3000 az bir rakam değil. Aynen, evet. O şekilde. Biz şöyle ilerliyoruz.
Kapı kapı gezerek, sonuçta beni herkes tanımıyor. Tanıyanlar var, tanımayanlar var. Kapı kapı gezerek, kapılarını çalarak tanışıyoruz. Sağ olsunlar çok güzel karşılıyorlar. Çay kahve eşliğinde, sohbet eşliğinde kendimi tanıtıyorum. O samimiyeti verdiğime inanıyorum kişilere. Hani yapmayacağımız bir şeyi de söylemiyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi diğer adaylarımıza ya da muhtar adaylarımıza şöyle bazen sorduğum soru vardı. Kapıyı çaldınız, karşınızdaki kişiyle karşılaşınca kendinizi tanıttınız. Diğer muhtar adaylarına nazaran farklı olarak, argüman olarak ne kullanıyorsunuz? Hangi cümle sizi farklı kılıyor? Yani bize inanın, bize güvenin diyoruz. Tek ilk söylediğimiz şey ve samimiyet. Yani samimi, sıcak davranıyoruz insanlara olduğumuz gibi. Bir yapmacık ya da hani o anlık seçim süreci davranılması gerektiği gibi değil ve sonrası da bu şekilde olacağımızı söylüyoruz insanlara. Hani biz seçimden sonra da, çünkü bunu istiyorlar. Daha sonra da görüşmek, muhtar adayları sadece seçimde geliyorlar yanımıza diyorlar. Bir daha gelmiyorlar. Biz bunu vaat ediyoruz. Seçimden sonra da 5 yıl içerisinde sizinle sürekli iletişim içerisinde olacağız. Bayanlarla çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Yeri geldiğinde dertleşeceğiz, güleceğiz, ağlayacağız, eğleneceğiz. Bunun hepsini beraber yapacağımı söylüyorum. Aslında burada bir avantajdan da bahsediyorsunuz siz. Yani diğer mevcut muhtarlarımız ya da adaylarımız genelde erkek anlamında. Evet. Bir ticari faaliyetle uğraştığı için, bir meşguliyeti bulunduğu için günlük hayatta. Zaman konusunda sizin bir ev hanımı olarak çok daha fazla ilgilenebilecek yani vaktiniz olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Bir tık aslında daha öndeyim ve hani kadın olmam biraz daha insanlara yaklaştırıyor beni aslında. Hani erkeklerle çok istesek de görüşemiyoruz, iç içe olamıyoruz. Ama evdeki kadınlarla aradığım zaman abla kahveye geliyorum, yani hemen buyur gel diyorlar ya da onlar beni çağırıyorlar. Bu şekilde daha samimi, sıcak bir ortam oluşuyor. Peki sizi muhtar olarak ulaşmak adına bir ofis falan planlıyor musunuz? Evet, ilk hedefimiz o. Muhtar olduktan sonra mahallenin içinde, hani mahallenin kadınların, erkeklerin ya da çocukların bana rahat ulaşabileceği bir yerde planlıyorum. Çarşı içi, merkezde değil de. Çünkü hani işlem... Kendi mahalle içerisinde. Aynen, aynen. Hani çocukların da bana ihtiyacı olabilir. Ödev konusunda, ödev yaptırma konusunda. Ofisimiz hani 7'den 70'e herkese açık olacak. Ben de şurada bir öneride bulunayım. Bu Musa Eroğlu Sevgi Parkımız var. Hı hı. Oldukça büyük ve maalesef gençlerimiz orada biraz uyuşturucu, evet, kullandığına dair dedikodular duyuyoruz. Evet. Ya inşallah o konuda da gerekli yetkili kişiler üzerine hassasiyet gösterir. O park içerisinde böyle bir prefabrik bir bina koyup hem parkımızın gözünü parkı biraz daha aktif hale getirirsek, hani biz mahalle sakinleri olarak da oraya sürekli gider uğrarsak, hani çocuklarımızı getirirsek, bu madde bağımlılığı yapan çocuklara da bir örnek olmuş olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, hani o aile sosyal, evet, hem gelme oranları azalır hem de öyle bir ortamı gördükleri için orada bulunmazlar diye düşünüyorum. Evet. Hani çocuklarımıza orada bir güzel etkinlikler yaparak daha aktif katılımlar sağlayabiliriz. Ben bir araya gireyim o zaman, bir soru. Şimdi gezdik dediniz. Şunu istiyoruz mahallemizde. Herhangi böyle bir şeyler geliyor mu? Gezdiğiniz yerlerde. Çok fazla o şekilde gelen olmuyor ama şunu çok istiyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi görüşmek, kaynaşmak, hani bir muhtarın olduğunu görmek, muhtarın varlığını hissetmek istiyorlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz diyorlar. Bu şekilde yaklaşımlar daha fazla. Hani özel sorunları olanlar da oluyor. Onları da not alıyoruz yani inşallah, ama inşallah daha çok bu şekilde. Evet, şu andaki anladığım kadarıyla yani muhtarla iç içe olalım. Oradaki sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Evet. Bir yaklaşımı hani, var. Mahalle sakini değil de mahallenin sahibi olalım hepimiz. Hepimiz. Çok güzel. Evet. Duygu Hanım genç olsa da maşallah sanki siyasetçi gibi hemen sorulara hazır bir şekilde teşekkür ederim cevap veriyor. Peki Duygu Hanım, yaş olarak çok gençsiniz.
Ve genel olarak genç sayılmayabilirsiniz ama rakiplerinize nazaran oldukça genç yaşta olacaksınız. Bu size yarın bir dezavantaj sağlayacak. Tabii ki günümüz teknoloji günü. Gelecekte neler yapabiliriz, günümüz çağına uyarlayabileceğimiz projelerimiz olabilir. Hani bunun takibini yapabilirim. Yani genç olduğum için daha dinamik, daha enerjik bir... Yani Duygu'nun daha interaktif olacağını, aynen, geleceğe daha iyi ayak uydurabileceğini söylemek istiyor galiba. Evet. Aslında gerçekten de bu genç nesilin teknolojiye olan bağımlılığı, evet, ve günümüzün interaktif olma gerekliliğine, daha yaş olarak ilerlemiş insanların zorlanıyor olması, biz bu dönemde gerçekten de sorun oluyor. Yani evet, sıkıntı yaşadığımız yerler oluyor zaman zaman. Takdir Allah'tan diyelim. Teknolojik dedi bak, gençlerin neden anladığını hemen çözmüş. Gelecek de artık buna ihtiyaç abi. Yani şey yok. Artık gidip de mutlara böyle ikametgah belgesi ver, imzala. Evet. Aynen, her şey bilgisayardan, internetten yapılıyor. Hani en kötü seçenek olarak diyorum. Bilgisayardan da anlamak gerekiyor. Hani internetten, teknolojiden anlamak gerekiyor. Gündemi takip etmek gerekiyor ve yani bu günümüze uyarlamamız gerekiyor. Onu da mahallemiz için kullanacağıma inanıyorum. Evet. Şimdi bana bazen böyle siyasete bağlıyorsun her şeyi diye eleştiri getirenler var. Kameranın arkasında oturan ablamdan başlar hatta bu konu. Şimdi muhtar adayları genel olarak siyasette renk vermemeye çaba sarf eder. Evet. Ama bu bir seçimdir en nihayetinde ve siyasilerden de yer yer adaylar destek ister. Duygu Hanım'a biz yarın siyasi bir görüşü belirtirken duyacak mıyız? Ya da herhangi bir siyasetteki kişilerden kendi mahallesinde destek isterken denk gelecek miyiz? Ya şöyle söyleyeyim, hepimizin ilerlediği bir yol var tabii ki ama muhtarlıkta bağımsız olmamız gerekiyor. Hani bağımsız ilerliyorum. Bütün partilerin arkasındayım. Bütün partilerle gerekli çalışmalarımı yapacağım. Bu şekilde hani tek taraflı... Evet. Yani yine bir muhtar adayımız bağımsız da aranacağını söylüyor. Evet, olması gereken de o. Tabii ki yani. Elbette, evet, elbette ki ama bazı... Hani parti ayrımı yapmıyorum. Çünkü hani yarın bir gün muhtar olduğum zaman başka partiden insanlara da hizmet edeceğim. O yüzden bağımsız olmam gerekiyor. Evet. Duygu Hanım, şimdi klasik sorumuz var bir tane. Kadro sorusu. Genelde de isim alamıyoruz. Bir daha deneyeyim ben şansımı. Şimdi Duygu Demircan, sahada göreceğimiz yanınızda kimler olacak? Aza listenizde kimler olacak? Meydan Mahallesi'nde bu programı izleyen insanların belki de en çok merak ettiği şeylerden birisi budur. Bu soruyu ben bir sorayım. Aşağı yukarı azalarımız belli. Kadın erkek eşit şekilde olacak. Hani burada eşitliği de savunuyorum. Çünkü erkek muhtar adaylarımızda hiç kadın azalarımızı göremedik. Ama bizim listemizde erkek azalarımız olacak tabii ki de. Ayrım yapmıyoruz. Sokak olarak hani her sokakta bir azamızın olmasını özen gösterdik. Çünkü oranın sorunlarını bize daha rahat getirebilsin. Çünkü Sarıtaş mevkisi var. Evet. Oradan bir azamız var. Evet. Meydana uzak bir mevki. Oradaki sorunları, problemleri benim daha rahat ulaşabileceğim şekilde bana gelmesi gerekiyor. Yani Duygu Hanım bütün sahaya hakim olmayı amaçlamış, evet, artık. Evet. Ama yine isim yok. Yine alamadık. Yine alamadık. Sürpriz. Ama şöyle bir şey söyledik. Ama güçlü bir kadro. Kadın söyleyebilirim. Erkek eşit dediniz değil mi? Evet. Kadın sayısını fazla yazan bir ablamız vardı. Kendine de buradan selamlar olsun. şimdi Sayın Muhtarım, genç olmakla ilgili konuya değindik. Üç çocuğa da değindik. Evet. Size aile yüküyle birlikte muhtarlık yükü ağır gelmeyecek mi? Ya arkamda güçlü bir destek olduğu için ailem olsun, eşim olsun... Şu an benim için yani bir hobiymiş gibi geliyor, aktiviteymiş gibi geliyor. Ben hani severek, eğlenerek yapıyorum. Gezmelerim o şekilde. Evet, yük olarak görmüyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var Duygu Hanım. Biz bu seçimde ilginç karelere de rastlıyoruz. Hı hı.
kadın muhtar adayları bir araya gelerek hem kurum ziyaretleri hem farklı programlar yapıyorlar. Ya bu sizin kadınlar arasındaki bu dayanışmanız size bir avantaj sağlayacak mı? Tabii ki artısı oluyor. Birbirimize güç, destek, motivasyon hepsini verebiliyoruz bir araya geldiğimiz zaman. Hani daha aktif bir şekilde çalışmamızı sağlıyor bu şekilde. Kadınlar bizi güçlü gördüğü zaman onlar da kendilerini güçlü hissediyor. Çünkü arkalarında güçlü bir ekip olacağını düşünüyorlar. Biz de MUT Ajansı olarak bu seçimlerde şöyle bir hayal kuruyoruz değil mi Ahmet abi? İlk defa Cumhuriyet tarihinde MUT'tan bir bayan MUT'a çıkmasını İnşallah, inşallah. İnşallah MUT Ajansı'na ilk çıkan kimlerse, kaç kişiyse hepsini buraya bulamak. MUT tarihinde adımızı yazdırmayı istiyoruz. Yani sizin bu şekilde, şimdi Cafer de güzel soru sordu. Yani sizin bu şekilde bayan dayanışmasının şeyinden diğer bayanlara da bir motive oldu. Tabii ki cesaret, motive. Ve sonradan adaylık olanlar da oldu. Evet, adaylarımız yani, gittikçe de artıyor. Seçime kadar da artacağını düşünüyorum. Bayan adaylar özellikle ilçede. Evet. Yani Cumhuriyet tarihinde dediğin gibi, Cafer Bey'in dediği gibi de Cumhuriyet tarihinde ilk defa MUT'ta bir muhtar olacak inşallah. İnşallah. İşte sizler de olursunuz inşallah. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Şimdi son bir soru daha sorayım. Artık izleyicilerimize sıkmak istemiyorum fazla. Şimdi Duygu Hanım, olası ihtimalle muhtar olmanız durumunda buradan özellikle meydan mahallesinin sakinlerinin dikkatini de çekmek için gördüğünüz eksikler, bu hususta yapmayı düşündüğünüz planlar, projeler nelerdir? Yani projeler, planlar aşağı yukarı kafamda oluşuyor. Mahalleyi gezdikçe, insanları tanıdıkça, sorunları dinledikçe. Tabii muhtar olduktan sonra bunlar daha da kesinleşecek. Ama güzel projelerle gümbür gümbür geldiğimize inanıyorum. Özellikle kadınlar ve çocuklar üzerine bir hayalim var. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Bir tek onu söyleyeyim size. Bu MUT dışına çıkmamış kadınlarımız var. Biz iyi kötü gidiyoruz Mersin, Konya, Adana, Karaman, geziyoruz Ankara. Ama hiç MUT dışına çıkmayan kadınlarımız var. Onları tespit edip, gerekli izinleri de alıp bir gezi yapmak istiyorum. Hani bu muhtar olmadan önce de bir hayalimdi benim. Bu hayalimi de gerçekleştiririm inşallah. İnşallah. Artık niyet sizden, nasip Allah'tan diyelim. Her şeyin hayırlısına evet, Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ olun. Ahmet abi ben artık Duygu Hanım'ı muhtar olduktan sonra sıkıştırmak, zorlamak istiyorum. İnşallah. Olur. Evet Duygu Hanım, son mesajınız var mı? Yani bana güvensinler, inansınlar. Birlikte güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Teşekkür ederim herkese. Size de çok teşekkür ederim bu program için. Biz teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız. Teşekkürler. Evet, sevgili takipçilerimiz 3 noktanın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.